Hepinize merhabalar. CMS'den, CMS'in merkezinden, kalbinden hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben Profesör Doktor Deniz Sunar Çerçi. CMS Yıldız Teknik Üniversitesi grubu adına çalışıyorum ve şu anda Fransa-İsviçre sınırları içerisinde kurulmuş olan CERN'de, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde yer alan CMS deneyindeyiz ve CMS deneyinin bulunduğu yer Fransa topraklarında küçük Sesi kasabasındayız. Yanımda Salim Hocam ve Buğra hocalarım var. Sözü onlara bırakıyorum. Merhabalar, ben Profesör Doktor Salim Çerçi. CMS'teki çalışmalarımı İstanbul Üniversitesi grubu altında yapıyorum. Uzun yıllardır CMS'te çalışıyoruz. Öğrenciliğim de burada geçti. Şu anda hocamın da söylediği gibi biz CMS'in dedektörünün kontrol edildiği rumdan size merhaba diyoruz ve bugün hep birlikte CMS dedektörünü, LAC'yi, CERN'ü size tanıtmaya çalışacağız. Ben sözü Buğra hocama veriyorum. Teşekkürler. Ben de Doktor Buğra Bilin. Ben araştırmalarımı 10 yıldır, 10 küsur yıldır CMS deneyinde yapıyorum hocalarım gibi. Bütün kariyerim benim de burada geçti, master'dan başlamak suretiyle. Şu anda yıl sonuna kadar CERN grubu için çalışıyorum. Daha sonra 3 yıl boyunca da Brüksel Üniversitesi için araştırmalarımı devam edeceğim. Burada zaten vizit sırasında anlatacağız. Hani dünyanın her yerinden farklı üniversiteden araştırmacılar bir arada çalışıyorlar. Hani hocalarım İstanbul Üniversitesi adına çalışıyorlar. Bizim işte farklı üniversiteler. Bizi organize eden arkadaşlar mesela Macaristan'dan Zoltan yıllardır bu işi yapıyor. Bu işin koordinatörü. Elini arada görebilirsiniz. Arada sesini duyabilirsiniz. Noemi de aynı şekilde. Onunla birlikte biz aşağı ineceğiz ve size hem dedektörün kendisini, çünkü şanslı dönemdeyiz. Ekim sonundan itibaren LHC veri alım dönemi, yıl sonu teknik stop dediğimiz, end of year technical stop dediğimiz döneme girdi ve şu an dedektörde bir sürü güncellemeler yapılıyor bir sonraki senedeki çalışma için. Onu da detaylı bir şekilde size anlatacağız. Tabii herhangi bir noktada sorunuz olduğu zaman araya girebilirsiniz. Biz de ara ara sizden sorular almaya çalışacağız. Bunu interaktif bir şekilde sizleri olabildiğince en detayına kadar burada ne yapıyoruz, LHC niye var, CMS dedektörü niye bu tarafta Fransa'nın ortasına kurulmuş gibi ilginç sorularla da karşımıza gelebilirsiniz. Hiç sorun yok. Açıklamaya çalışırız. Dediğimiz döndüğünce. İsterseniz şimdi şeyle başlayalım, küçük bir tanıtımla başlayalım. Olur. CMS kontrol rumundayız dedik ama CMS nerede kurulmuş, biz şu anda neredeyiz? Dilerseniz slaytlar üzerinden mi gidelim Bir de öncelikle? kontrol odası niye boş? Şu anda az önce Burak hocamın söylediği gibi aslında biz belirli dönemlerde veri alımı gerçekleştiriyoruz ve veri alımları genelde işte Mart sonu gibi veya işte Nisan başı gibi başlayıp Kasım'ın başına kadar toplam bir 8-9 aylık bir süreç zarfında veri alımını gerçekleştiriyoruz. Bu veri alımından sonra da dedektörün yıl sonu içerisinde de iyileştirilmesi, güncellenmesi ve bakımının ve onarımının yapılması için bir süre gerekiyor ve bu süre zarf. Şu anda biz geçtiğimiz Kasım ayı itibariyle veri alımını durdurduk ve tamamen bütün alt dedektörleri, CMS'in içerisinde yer alan tüm alt dedektörlerin güncellenmesi, bakımının ve onarımının yapılması için yapılan çalışmaları gerçekleştiriyoruz ve CMS'in kalbinin olduğu yerde, tüm kontrolünün yapıldığı, tüm alt dedektörlerinden bilgi aldığımız bir yerdeyiz. Burasının boş olmasının nedeni herkes aslında çoğu expert dediğimiz uzman arkadaşlarımız, teknisyenlerimizin çoğu birazdan da göreceğiniz gibi Burak hocamla birlikte aşağıda yer alıyorlar. Burası çok sakin. Normal veri alımı zamanında ise aksine gece gündüz 7 gün 24 saat sürekli nöbetler tutulduğu için her zaman insanları ayakta görebilirsiniz. Çalışanları görebilirsiniz. Tabii ki bazı zamanlarda çok stresli zamanlar da Evet. olabiliyor. Sorun da gidermek gerekebiliyor. Problemler olabiliyor. Hayat her zaman mükemmel geçmiyor.
O yüzden şu anda çok sessiz, çok sakin bir moddayız ve hepimiz biraz daha relax O yüzden moddayız zaten bu sayede burada yapabiliyoruz bu disiplini. Normalde Evet. başka bir yerde yapıyorduk Evet, herhalde. normalde başka bir yerde yapıyorduk. Dilerseniz nasıl yapalım? Tanıtıma Belki kontrol geçelim mi? odasının tanıtımı, Öyle mi testlerin yapalım? tanıtımıyla başlayalım. Çünkü Tamam, hocam. staff arkadaşlar. Evet, şu anda o zaman kontrol odasının tanıtımını Burak hocam yaparken biz bu kontrol odasında, yani neden böyle bir kontrol odasına ihtiyacımız var? Neler yapıyoruz? Burada neler var? Çok da büyük bir salon değil ama önemli bir yerdeyiz arkadaşlar. Aslında CMS'in CMS'i kalbi diyebiliriz. kalbi. Yani buradan dedektörü tamamen biz buradan yönetiyoruz. Bütün elektrik devrelerini tamamıyla çalıştığını, güç kaynaklarının çalıştığını, sinyallerin alıp alınmadığını, hangi dedektörün hangi kanalında veya hangi diğer bir ifadeyle kablosunda bir hata olup olmadığını biz buradan dedektör ediyoruz ve veri alım sırasında da biz buradaki birçok monitörün başında birçok insanlar bekliyor. Çok kalabalık bir yer ve Deniz Hocam da söylediği gibi 24 saat üzerine 3 nöbet tutuyoruz. Her nöbet 8 saat ve bu 8 saatte görevli insanlar var. Bir tabii ki lider var. Liderden sonra birçok kademede insanlar aşağı doğru gidiyor. Az sonra Burak Hocam bunları size açıklayacak nerede ne olduğunu. Burak Hocam sen de biz. Evet. Yine buradayız Buradayız zaten. zaten. Salim Hocam'ın anlattığı gibi Bu bu köşe köşe patronun köşesi, shift leader dediğimiz kişi burada oturuyor. 5 kişilik nöbet ekibinin koordinasyonundan ve işte programın düzgün bir şekilde uygulandığından sorumlu şekilde çalışıyor. Yanında data quality monitoring dediğimiz alınan verinin anlık olarak kalitesini görmek açısından önemli bir nöbetimiz burada. Tabii ekranlar şu an bomboş çünkü data gelmiyor. Ama data geldiği zaman burada oturan arkadaşın önünde bir sürü dağılımlar, bir sürü plot dediğimiz histogramlar ortaya çıkıyor ve bunlara bakarak oluşabilecek sorunların nereden kaynaklandığını anında tespit edip gerekli kısımları atıyorum mesela kalorimetrede bir sorun olduğu zaman kalorimetre uzmanını arayıp onların hemen anında müdahale etmesini sağlıyor. Hocalarımın oturduğu bölge trigger mekanizması yani tetikleme mekanizmasının kontrol edildiği kısım. Tetikleme mekanizmasından kastımız şu. Saniyede 40 milyon kez proton demetleri veya ağır iyon demetleri kafa kafaya buluşuyorlar CMS'in kalbinde. Buradan işte her buluşmada 20, 30 ya da 60 en son 60'tı. 60 tane proton birbiriyle çarpışıyor. Ve buradan bir sürü parçacık yani bir sürü kalıntı ortaya çıkıyor diyelim. Dedektörümüz bunu kaydediyor. Ama bu 40 milyon tane buluşmanın hepsini kaydetme olasılığımız yok. Çünkü hepsi yani her birisi yaklaşık 1,5-2 MB'lık bir dataya tekabül ediyor. Bunun içerisinden en ilginç olanlarını hızlı bir şekilde seçmemiz lazım. Bunu bize yapan sistemin adı tetikleme mekanizması. Ve bunun doğru çalıştığını sağlayan nöbetçimiz de Trigger Shifter burada onun kontrolünü yapıyor. Hemen yanında veri akışının düzgün çalıştığından emin olan Data Acquisition Shifter'imiz var. O da bütün alt detektörlerin bir arada Run Control and Monitoring System denilen sistemi kullanarak, tabii şu an her şey logged out ve her şey kapalı. Ama normal çalışma döneminde burada bütün bütün alt detektörlerin kontrol ünitelerini görebilirsiniz ve bütün hepsinin bir arada çalıştığını, harmonik bir şekilde veriyi verdiklerini ve bütün verinin bir araya toplanıp CERN'deki bilgisayar merkezine kadar düzgün bir şekilde aktarıldığını emin olan nöbet görevlisi burada oturuyor. Odanın diğer tarafında yalnız başına oturan arkadaş da ve şu an yok tabii ki technical shifter dediğimiz detektörün teknik donanımlarından ve o her şeyin düzgün çalıştığından emin olan arkadaş. High voltage işte power supply'lar dedektöre giden güç kaynaklarının düzgün çalıştığından, dedektörün düzgün bir şekilde işlediğinden aynen fonksiyon şey power'ını aldığından güç kaynağına bağlandığından emin oluyor. Ve hepsinin sinerjik bir şekilde çalışması gerekiyor.
Odanın tam evet aynı zamanda Noemi'nin de gösterdiği gibi Big Brother is watching. Hani her tarafta kameralar var. Altta da göreceksiniz zaten bu gördüğünüz yerleri gezeceğiz. Dedektörde ne oluyor, ne bitiyor? Onları da görebiliyor Technical Sizdeyiz hocam. Ben de teşekkür ediyoruz Buğra hocama. İsterseniz hani kontrol room'u tanıttıktan sonra birazcık da ne CMS deneyinden, neredeyiz, biraz o bilgilerden bahsetmek istiyoruz biz size. Az önce de söylediğimiz gibi biz İsviçre Fransa sınırında bulunan ama CMS deneyi tamamıyla Fransa topraklarında bulunan bir deney. Yaklaşık 100 metre altında yerleştirilmiş bir büyük bir deneyden bahsediyoruz. Şu anda görmekte olduğunuz slaytta bu Gerçek tarafta bir resim. gerçek bir resim bu arada. Cenevre ile İsviçre sınır, Cenevre ile Fransa sınırı arasında yer alan CMS ve CMS deneyini ve aynı zamanda da Atlas deneylerini görmektesiniz. Tabii ki burada sarı çizgiyle gördüğünüz alan ise Large Hadron Collider dediğimiz hızlandırıcımızı yerin 100 metre altındaki tünelimizi görüyorsunuz. Yani büyük hadron çarpıştırıcı Evet, diyoruz büyük hocam ona, hadron Türkçesiyle. çarpıştırıcı. Yani açıkçası neden büyük? Çünkü 27 kilometre. Pekala neden hadron? Çünkü biz hadronları ve iyonları çarpıştırıyoruz. Ve Collider da zaten çarpıştırma isminden geliyor. Biz buradaki özellikle protonlardan bahsedecek olursak, protonları hızlandırdığımızda beklediğimiz veya umduğumuz enerjiye geldiği zaman buradaki gördüğünüz bazı noktalarda isimler görüyorsunuz. Örneğin burada CMS, karşısında Atlas, ALICE, LHC birkaç tane küçük dedektörler de yine bunların içerisinde. Ama bu dört büyük dedektörlerde, dört büyük noktalarda bulunuyor. Ve bizler protonlar hızlandırıldığında ve beklenen enerjiye, yani işte 7 TeV gibi bir enerjiye sahip olduğu anda da biz bu noktalarda bunları kafa kafaya çarpıştırıyoruz. Tabii kafa kafaya çarpıştırmak demek, siz tabii bir tane protonu buradan alıp bir tane protonu olarak kafa kafaya çarpıştırmıyoruz. Biz burada bir proton demetini veya bunch dediğimiz bir protonu diğer bir protonlarla hızlandırdıktan sonra tam dedektörün merkezinde birbiriyle etkileştiriyoruz. Aslında ki bizim buradaki en büyük hedeflerimizden bir tanesi protonların birbiriyle etkileşmesi değil. Bu kadar yüksek bir enerjide protonlardan ziyade protonların yapısını oluşturan Hocam parton ben dediğimiz bir diğer. böldüm. Çok özür dilerim ama öğrenci bir sorum Evet. var. Şimdi alırım, almak ister misiniz? Sonra mı Tabii bırakalım? tabii Tabii. etkileşelim. Lütfen etkileşimli Etkileşelim. olsun. Etkileşimli Tamam. olsun. Tamam. Elbette sorularınızı alabiliriz. Hemen alıyorum benim için. Yüksek sesle. Şey soracaktım, bu kuark parçacıkları sadece protonlarda değil aynı zamanda nötronlarda da var. Ama neden protonları çarpıştırıyoruz da nötronları çarpıştırmıyoruz? Onu soracaktım. Bu manyetik alan yüzünden mi? Yani nötronları hızlandıramadığımız için mi? Nötronları hızlandıramadığımız içinden ziyade daha çok ilgilendiğimiz fizikle ilgili. Yani biz protonun içerisine madde neyden meydana geliyor? Madde iki tane kuarktan ve bir tane de elektrondan meydana geliyor aslında baktığımızda. Protondan ve elektrondan meydana geliyor atomun içerisine baktığımız zaman. Ve protonu anladığımız zaman biz maddenin tamamını anlamış oluyoruz. Amacımız, bizim en temel amacımız bu evrenin nasıl oluştuğunu ve Big Bang'den bu yana nasıl işlemlerden geçtiğini, neden oluştuğunu, ne gibi süreçlerden meydana geldiğini ve o anı oluşturabilmek için bize en temel bilgiyi verebilecek olan parçacık aslında proton parçacığı. O yüzden ilgilendiğimiz fizik bizi ve kafamızda sorduğumuz sorulara cevabı aramak istiyorsak ancak ve ancak biz protonla elde edebiliyoruz. O yüzden biz protonları çarpıştırıyoruz birbirleriyle. Çünkü maddeyi anlamak istiyoruz. Maddenin en temelini anlamak istiyoruz. Eğer maddeyi anlarsak bütün evrene dair bir fikrimiz oluşabilecek. Evrenin geçmişiyle ilgili bilgilerimiz olacak ve ayrıca geleceğiyle de ilgileri bilgileri paylaşmış olacağız. O yüzden protonları ilgileniyoruz ve biz protonları çarpıştırıyoruz. Büyük hadron çarpıştırıcısında LHC'de. Sanıyorum başka sorumuz var mı hocam?
Bir sorusu daha var hocam öğrencimize. Tabii ki. Büyük patlama dediniz, Big Bang dediniz. Bizim aslında şöyle bir şey yapsak hocam, biz bir sunum yapalım. Hani kafalarındaki sorulara da belki birazdan açıklık da getirmiş olacağız. Çünkü bahsedeceğiz bunlardan. Çünkü bahsedeceğiz. Şu anda bazı arkadaşlarımız belki bazı kavramları bilmiyor olabilir. O yüzden biraz daha sonra soru kısmında mı alsak acaba sorularınızı? Belki daha verimli olur. Önce bir gezelim, önce bir bilgilerimizi alalım. Neredeyiz, ne yapıyoruz, dedektör nedir? Neler çarpıştırıyor? Hani bu bilgilere biraz açıklık verelim. Ardından sizin sorularınızı alalım. Tamam, çünkü şu an hocam. Tanıtımımızı yapmamış olduk. İsterseniz tamam. Biz devam edelim. Tamam, süper. Şimdi buradaki tüneli ve diğer dedektörleri tanıtırken aslında böyle bir yerin yüzeyinde değil, tabii ki yerin altında olan bir dedektörlerimizden bahsediyoruz. Burada görüldüğü gibi siz yerin üzerinde isimlendirdik ama biz burada yerin 100 metre altındayız. Yani bunun aslında birkaç tane nedeni var tabii ki. En önemli nedenlerden bir tanesi aslında çok fazla aşırı derecede çok radyasyon çıkmasa bile biz radyasyondan etkilenmemesi açısından 100 metre altında yapıyoruz. Bu bir etken. Diğer bir etken ise yani diğeri de aslında 80 ila 100 metre altında İsviçre ve Fransa kurallarına göre eğer bir yerin vergi vermek... Buyurun hocam. Ben şu an bildiğiniz gibi ilk akses noktasından geçip CMS'in servis kamerine ineceğiz. Elektride şey güvenlik de oluyor tabii. Elimde bir tane dozimetre taşıyorum. Dozimetrenin içerisinde bir tane çip var ve bu çipin içerisinde benim biyometrik verilerim var. Bunu makineye okuttuğum zaman buraya giren kişinin ben olduğumu biliyor. Ve şuraya girip retina tabii girerken kapıya çarptığım için yanında başka biri var sandı. Ve içeriye kabul etmedi. O kadar güvenlikli olduğunu görebiliyoruz hocam. Evet, şeyde kontrol var. İki adım da girmem gerekiyor. Onu tekrardan dikkat ederek giriyorum şimdi. Evet, şu anda Buğra hocamız girmeyi deniyor. Başardım. Harikasın. Şimdi retina skeninden geçtim. Ve içeriye girdim. Evet, arkamdan Noemi de gelecek şimdi aynı şekilde. O size retina skeni de gösterecek kamerayla. Evet. Oradaki kapıdan girişi sağlayabilmemiz için öncelikle hem aksesimizin olması, yani girişimizin izinli olması, hem de retinanın olması gerekiyor. Evet, şu anda gösteriyor. Kamerada, o makineyle. Hani Melekler ve Şeytanlar filmini izlemişseniz bu şeyler çok güzel gösterilmişti orada da. Evet, şu anda ilerliyorsunuz. Evet, şu anda içeridesiniz. Burak hocam, siz şu anda asansöre doğru ilerliyorsunuz. Evet, asansör de kesilecek zaten. O yüzden evet. Size devredebilirim. Tamam hocam. Zaten yaklaşık olarak 87 metrelik bir, eksi 87 metreye doğru gideceksiniz. 87.9 metrelik bir yere, hatta biraz daha altına da gideceksiniz sanıyorum. Tamam o zaman. Ben az önce söylediklerim birazcık yarım kaldı. Neden 80 ila 100 metresi arasında yapıyoruz bu deneyi? Çünkü yani bir tane kriteri Salim hocamız söyledi ama diğer bir kriter de aslında parasal kriterler. Vergiden muaf olabilmeniz için. Çünkü İsviçre, Fransa kurallarına göre tüm toprak, kendilerinin toprakları üzerindeki her şeye dair bir vergi ödemeniz gerekiyor. Dolayısıyla 80 ila 100 metrenin altındaki tüm her yer vergiden muaf olduğu için ve tamamen parasal şeyleri istediğimiz için bu yüzden şey yapılmamaktadır. Buğra hocam şu anda üstten aşağı evet, iniyor. Şu anda iniyor. Ve büyük ihtimal belki de sinyal alamayacağız. Evet. En son sinyali aldık. Şimdi okula gösterdiğim yerde CMS kavernin içerisine girecek ve dedektör şu anda burada bulunuyor. Tabii yıllar önce dedektör buraya indirilmeden yüzeyde SSFight dediğimiz noktada inşa edildi dedektör. Tamamıyla bütün parçaları bir araya getirilerek daha sonra güçlü bir vinç yardımıyla buradaki holden aşağı doğru indirilerek kaverinde dedektör bir araya getirip hızlandırıcıda parçacıkların hızlandırılan bölgesindeki noktada 5. nokta, point 5 dediğimiz 5. noktaya
indirilmiş oldu ve sonra da veri alımları gerçekleştirildi. Özellikle dediğim gibi hocam 14.500 ton gibi, yaklaşık 14.000 ton gibi büyük bir ağırlığa sahip. Evet, şu biraz isminden gidecek olursak kompakt neon selenoid, İngilizcesine baktığımızda neden kompakt? Aslında soğansı yapıya sahip bir dedektörden bahsediyoruz CMS için ve soğansı yapı derken her katmanının ayrı bir malzemeden oluştuğunu düşünün lütfen ve silindirik bir yapıda bir dedektörden bahsediyoruz. 15 metre uzunluğun, 15 metre genişliğinde ve 21 metre uzunluğunda bir dedektörden bahsediyoruz. Kompakt olmasının nedeni bu. Diğer deney olan şu anda görmekte olduğunuz bu Atlas deneyinin bir tane çizim olarak gösterilmiş durumda şu anda Atlas deneyi. Ona baktığınız zaman daha yayvan bir dedektörden bahsediyoruz. Ancak CMS ise daha kompakt bir yapıda, daha sıkıştırılmış bir yapıda. Neden miyon? Biz çünkü neden miyon, neden selenoid? Evet, burada biraz daha ayrıntılı olarak CMS deneyinin katmanlarını görmekteyiz. Yani alt dedektörlerini görmekteyiz. Baktığımız zaman evet buradan protonlar buradan akıp giderken burası burada tam kalbi olan ve çarpışma noktasının gerçekleştiği bir noktadan bahsediyoruz. Alt dedektörlerine baktığımızda katman katman gittiği için öncelikle elektromanyetik kalorimetre ile başlamak istiyorum. Elektromanyetik kalorimetre tracker'la başlayalım aslında. Evet hocam, sağ olun. Silikon tracker dediğimiz her parçacığı tanımlamak istiyoruz ve her parçacığın karakteri farklı olduğu için dedektörler üzerinde de bıraktıkları izler farklı farklı olmakta. Bu yüzden evet şu an Buğra hocam aslında dedektörün aşağıya indirildiği zamanlarda çekilmiş fotoğrafları göstermekte size. Bir yandan hem CMS dedektörünün dedektörlerini görüyorsunuz. Diğer tarafta ise hocam, Buğra hocam isterseniz siz devam edin oradan resimlerde. Yok yok, siz devam edin hocam. Ben aradan şey yapayım, göstereyim tamam, isterseniz. Tamam. Tamam, olur hani olur şöyle, tamam. Şöyle şu şekilde evet. Hani iniş şeklini Salim hocam anlatmıştı. Evet, iki tane büyük şaft dediğimiz büyük delikler var. Yani yeryüzünden aşağıya indirilmesi için küçük parçalarının indirildiği yer şu anda görmektesiniz ve diğer bir büyük parçalarının da indirildiği bir başka yerimiz daha var. Bu ve şu büyük anda şaft. Aynen büyük şaftın olduğu yerden bahsediyoruz, gösteriyoruz şu anda ve bu büyük şaftan büyük malzemeleri indirildi. Salim hocam o dönemlerde şanslı Burada olan buradaydı. Buğra hocam da aynı zamanda o Ben burada değildim maalesef. Burada değil miydin? Maalesef. Hocam. Ben lisans öğrencisiydim o dönemde. Evet, hatırladım. Başladıktan sonra geldim ben, 2010'da geldim. Evet, Salim evet. Hocam doktor öğrencisiyken. Doktor öğrencisiyken burada o şaftlardan indirilme anı zaten çok büyük bir grup ve kalabalık tarafından biz izledik bunların evet. Hepsini. Ve gerçekten mükemmel bir teknoloji. Burada resimde de görüyorsunuz. Az sonra bunlar bu büyük parçalar buraya indikten göreceğiz sonra zaten gözümüzde. Havanın üzerinde yüzdürülerek bir araya getiriliyor. O yüzden çok ciddi büyük kompresörler kullanılıyor. Evet, evet burada görüldüğü gibi. Yani çok büyük evet. bir teknoloji ve bu teknoloji Hovercraft gibi aynen. Aynen Hovercraft gibi çok güzel tarif ediniz. Böyle havanın üzerinde yüzdürülerek ve tabii ki milimetrik olarak yüzdürülerek bir araya getiriliyor. Şu anda da zaten ayrılması yine tekrardan birleştirilmesi. Onu zaten göreceğiz içeride kameranın. Evet, içeri girdiğimizde bunu göreceğiz. Aynen. Dedektörün iç yapısında tracker'dan sonra tabii ki soğansı bir yapıya sahip. Aslında her bir parçacığı biz gözlemle ve dedekte etmeye çalışıyoruz. Her bir parçacık için dedektörün içerisinde farklı kalorimetreler dediğimiz veya dedektörler dediğimiz kısımlar oluyor. Tracker'ın hemen üstünde. Tracker'ın izleyici olarak izleyici tanımlıyoruz olarak. Bu arada. Evet. Parçacığı. Şu parça. Evet. Gördüğünüz Birazdan gibi. Da gerçeğini, orijinalini Gerçeğini resimden göreceğiz. ziyade. Yani aslında Evet hocam, hocam isterseniz dedektörün ayrıntılı parçalarını kaverine bırakalım. Orada aynen öyle. Harika. Aynen öyle. Biz sadece şu detayı verelim. Şuradaki aynen bir detayımız şu. Geneli verelim. Geneli evet. verelim. Burada mesela aynen. Yarın bir sayfasını şeyini görüyorsunuz. Parçacıkları nasıl dedekt ettiğimiz şimdi gelecek size. Evet. Evet gördünüz. Burada her bir parçacığın yani soğansı yapıda olmasının nedeni her bir parçacık kendisine ait
gözlenebilecek dedektörde iz bırakacak ve biz de bu sinyalleri alarak o parçacıkla ilgili bilgileri toplamaya çalışacağız. Burada gördüğünüz gibi izleri, elektromanyetik işte genelde elektromanyetik etkileşme yapan parçacıkları, hadronik, hadronik etkileşme yapan parçacıkları. Hemen üzerinde tabii ki süperkondaktik solenoid gözleniyor. Bu da bizim manyetik alanımızı, dedektörün içerisinde büyük bir manyetik alan oluşturacak, evet, dedi. Bu noktada ben küçük bir şey söylemek istiyorum. Hani CMS'in adıyla başladık, kompakt diye başladık. Bir de miyondan bahsediyoruz. Salim Hocam'ın, evet, miyondan da bahsedelim. Miyon aslında elektronun 200 katı kütlesine sahip ağır bir parçacık ve gerçekten de bu görmüş olduğunuz dedektörlerden çok rahatlıkla geçip gidebilecek bir özellikte ve bizim onu bir şekilde tutmamız gerekiyor. Nasıl tutabiliriz? Çok öncelikle bükmemiz gerekiyor. Elektriksel olarak pozitif veya negatif yüklü olduğu için bu parçacığı eğmemiz gerekiyor ve dedektörün içerisinden geçmeye zorlamamız gerekiyor. Solenoid dünyanın yaklaşık 100 bin katı büyüklüğünde bir manyetik alana sahip bir solenoidten, yani mıknatıstan bahsediyoruz ve CMS'in en ağır parçası olan yaklaşık 2000 ton değerinde ve şu anda hem sol tarafta resimlerini görmektesiniz, sağ tarafta ise okla işaret ediyorum şu anda ve ilerlediğimiz zaman da miyonun rahatlıkla bu dedektör içerisinde iz bıraktığını ve bu iz bırakırken de bizim amacımız bu parçacıkları tanımlayabilmek. Ne kadar iyi parçacıkları tanımlayabilirsek onlar hakkında daha çok bilgi edinebiliriz. Az önceki soruya da gelecek olursak aslında şimdi tam zamanı. Şimdi biz parçacıkların bazı özellikleri var. Bunların bir kütlesi var, bunların bir yükleri var. Yani bir elektrik yükü taşıyorlar. Ve biz bu elektrik yüklerini, taşıdığı elektrik yüklerine göre manyetik alanda bazı izler bırakıyorlar. Hareketlerine bakarak o parçacıkları birbirinden ayırt edebiliyoruz. Az önce de bununla benzer bir soru vardı. Ya proton kullanmamızın nedeni aslında hızlandırıcılar, yüklü parçacıkları biz hızlandırmaya çalışıyoruz. Yüklü parçacıklar hızlandırılabilir. Bundan dolayı protonu biz seçmemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Hani yük kavramı. Hocam araya gireceğim, özür dilerim. Parantez açıyorum fiziğe ve teknik bir konuyu anlatıp sonra şeye gireceğim. Counting Room'a devam edeceğim. Tamam. Bahsetmiştik işte burası konstrakt edilirken, inşa edilirken bir sürü mühendislik deha gerekiyordu. Bahsettiğimiz büyük şaftın, büyük boşluğun oyulması sırasında bu beklenen bir sorundu. Yaklaşık 40 metre derinlikte bir yeraltı akarsuyu vardı. Ve bunu tabii Selim Hocam siz bilirsiniz burada olduğunuz için o dönemde. Bu nehri aşabilmek için en basit yöntemle buraya sıvı nitrojen pompalayıp nehri dondurdular. Ve bu sayede şaftın duvarını inşa edip aşağıya inşa etmeye devam ettiler. Yani bugün bile 40 metre, yani yolun yarısında CMS şaftının etrafında bir tane nehir yeraltı su yeraltı akarsuyu akmaya devam ediyor. Yine aynı şekilde beklenmedik bir şekilde burada bir antik Roma kenti kalıntıları bulunmuştu. Bunun da bir kısım malzemesi burada sergileniyor. Bir kısmı da müzelere aktarıldı Fransa'da. Evet. Bunu bir parantez olarak açalım. Siz protonlarla devam edin. Ben de bu arada Counting Room'da tekrardan sizinle birlikte olacağım. Evet, solenoid'den bahsetmiştik. Yaklaşık 2000 ton ağırlığında ve CMS'in en ağır malzemelerinden biri olan ve 3.8 Tesla değerinde dünyanın manyetik alanının 100 bin katı büyüklüğünde bir manyetik alan uygulayarak CMS dünyanın en büyük solenoidine sahiptir diyebiliriz. Evet, elektronik kısımda bu hocam. Evet, şu anda ona bırakalım. Yine, en önemli yerlerden biri. CMS'in kalbindesiniz hocam. En önemli. Evet. Kalbine yaklaşıyoruz. Evet, dediğiniz gibi kalbine adım adım geliyoruz. Burası servis kaven dediğimiz. Yani dedektöre servis yapan boşluktayız. CMS deneyi yapısı iki tane kavernimiz var. Bir tane servis kavernimiz var. Bir tane de experimental kavernimiz var. Deneyin içinde olduğu. Şu an servis kavernindeyiz. Dedektörden bütün veriler ilk önce buraya geliyor ve dedektörün de bütün kontrolleri, bütün güç kaynakları buradan dedektöre sağlanıyor. İki tünel arasında 3 tane geçiş noktası var. Bu 3 geçiş noktasından bu kablolar, gördüğünüz gibi metrelerce kablolar iki dedektör ya yani iki oda arasında ki mekanizmaları birbirine bağlıyor.
Aynı şekilde detector safety system dediğimiz, yani detektörün kendi güvenliğini sağlayan da bir sürü teknolojiler kullanılıyor. İşte detektörün operate ettiği, yani çalıştırıldığı sıcaklıklar her bir alt detektör için farklı koşullarda çalıştırılıyor. Örneğin o tracker dediğimiz enişteki kısım eksi 25, eksi 30 derecede çalışması gerekiyor. Silikonun radyasyondan etkilenmesini en aza indirmek için. Kalorimetreler, hocalarım düzeltebilir yanlış söylersem, oda sıcaklığında çalışıyor. Yine evet. Myon sistemi de benzer bir sıcaklık sistemine sahip. Ve bunların ötesinde bir mıknatısımız var. Dünyanın en büyük, hani o hacimdeki en büyük insanın ürettiği mıknatıs diyebiliriz CMS magnetine. İçinde store ettiği enerji bir Boeing 747'nin kinetik enerjisine eşit. Bunu yapabilmek için de süper iletken olması gerekiyor. Süper iletken olabilmesi için de eksi 268 dereceye, 5 Kelvin'e soğutulması gerekiyor bizim de mıknatısımız. Bu geçişlerin de sağlanabilmesi için her bir detektörün ayrı soğutma sistemleri var. Aynı şekilde magnetin de kendisinin kriyojenik bir soğutma sistemi var. İçeride de bunu göstereceğim. Ve bütün bu kontroller bu odaya geliyor. Bu odada daha önce de bahsettiğim bu tetikleme mekanizmasının ilk aşaması burada çalışıyor. 40 saniyede 40 milyon kez gelen akışı burada biz yaklaşık 100 bin olay mertebesine kadar indiriyoruz. Bunu da birkaç mikrosaniye içerisinde yapmamız lazım. Çünkü eğer daha geç kalırsak aradaki buffer dediğimiz hani belli bir süre boyunca bu bütün datayı tutabilecek diskler dolacağı için de veri akışını durdurmuş olacak. O yüzden hızlı bir şekilde burada seçip temizlenmesi gereken, yani atılması gereken, ilginç olmayan çarpışmaları burada eliyoruz. Buradan seçilen veriler yukarıya üst kattaki başka bir computing farm'a gidiyor. Orada da high level trigger dediğimiz, yani trigger tetikleme mekanizmasının daha sofistike olan kısmı, daha software içeren kısmı çalışıyor. Orada da 100 binden 1000 olay mertebesine kadar indirip onu da önce CERN'e ana merkezdeki bilgisayar odasına, oradan da dünyanın her yerinde Türkiye'de dahil olan bilgisayar merkezlerine dağıtılıyor. Biz de fizikçiler olarak, hocalarım da dahil olmak üzere, ben de aynı şekilde bu milyonlarca toplanan veriden kendi ilgilendiğimiz fizik sinyallerini, atıyorum iki tane miyon içeren olayları ya da dört tane miyon içeren olayları ayıklayıp onların detaylarına bakıp kendi fizik sonuçlarımızı çıkarıyoruz. Hani genel olarak data alımı bu şekilde çalışıyor. Hocam, eklemek istediğiniz bir şey varsa size devam vereyim edin sözü. Hocam. Ben aynen, siz devam, devam edin. Biz de oradan tam senin tamam. bıraktığın noktadan alalım. İşte evet. Hocamın da bahsettiği gibi bu veriler tetikleme sistemiyle, tabii ki gönül ister ki yani bizim bunları her aldığımız veriyi keşke bir yerlere saklayabilsek ve hepsine bakabilsek, ama bu mümkün değil. Dünyadaki bütün bilgisayarları hatta kullanıyoruz şu anda. Çoğu büyük bilgisayar sistemlerini kullanıyoruz. Kullanmamıza rağmen yeteri kadar yerimiz yok. Ama yine de bu tetikleme sistemlerini kullanarak biz olayları seçiyoruz ve seçtiğimiz olayları da dünyanın birçok yerindeki olan bilgisayar çiftlikleri diyeceğim. Bilgisayarlar bu arada değil. Küçük Buyurun. Bir bilgi verelim. Yani hani veri diyoruz ama ne kadar büyüklükte bir veriden evet. bahsediyoruz. Eğer CMS böyle tam kapasiteyle çalışıyorsa, az önce de söylediğimiz gibi işte Mart veya Nisan başından Kasım'a 8-9 aylık bir çalışma süresi boyunca, veri alımı süresi boyunca elde ettiği verinin miktarı yaklaşık olarak 5 petabyte mertebesinde. Yani 200 bin DVD veya buradan topladığınız zaman yaklaşık olarak aya kadar uzanabilecek bir büyüklükte bir veri depolama merkezine ihtiyacınız olacak sadece 8-9 aylık. Ama biz yaklaşık 2010 yılından bu yana veri alımını 3. periyodundayız şu anda gerçekleştirmeyiz. Evet, Buğra hocam size şu anda... Burada gördüğünüz fiber kablolar, datanın evet. geldiği bağlantılar, piksel dedektörü, yani en içteki dedektörün FET dediğimiz, yani front-end evet. sistemleri, oradan gelen dataların aktarıldığı mekanizmalar. Şurada ilginç bir sticker gördüm, onu da sizinle paylaşmak istedim.
Görüyorsunuz Ohio State University diye basmışlar mesela. Hani dünyanın farklı yerinden şeyler olduğu için gelen üniversiteler, hani onların yaptığı bir parça ve üstünde kendi logoları duruyor. Yani ben ilk kez fark ettim. O yüzden de sizle paylaşmak istedim burada bunu. Evet, bu Aynı nokta şekilde hakikaten dedektörün güç kaynakları da buradan gidiyor. High voltage kabloları bunlar. yüksek Hangi voltaj dedektör için? uyguladığımız, yüksek gerilim uyguladığımız That's kablolar. for the Evet. bir miyon dedektör için, yani daha yeni teknolojili gazyüz elektron multiplier dediğimiz bir miyon Cam sistemi var. dedektörleri diyoruz hocam. Aynen bu faz 2 için, yani bir sonraki RAN 4 dönemi için. Şu an biz RAN 3 dönemindeyiz. RAN 4 döneminde daha efektif bir şekilde kullanılması gerekecek. Şu an prototipleri sadece şu anki dönemde kullanılıyor ve onların power supply'larını da buradan görebiliyorsunuz. Şimdi RAN 3, RAN 4'ten bahsederken belki de şöyle bahsetmeniz. Aslında bu gördüğünüz, birazdan da göreceğiniz dedektörün sadece az bir kısmını gördük ama ne kadar uzun sürede yapıldığını, bunların planlamasının yıllarca aldığını, hatta CERN'ün başlangıcının 1950 yıllarda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra birkaç tane devlet, Avrupa devletlerinin bir araya gelerek yeni bir güç birliği yaratmak, bilimde daha ileri mertebeye gitmek için bir araya geldiğini belirtmekte fayda var ve dedektörün sadece yapılmasından evvel onun dizayn edilmesi, her türlü planlamasının yapılması ve kaynak arayışlarının gerçekleşmesi yıllar süren bir iş. Peki her şeyi yaptık, evet tasarladık, deneyi dizayn ettik ve hatta deneydeki bütün kaynakları kullanarak dedektörümüzü de bir araya getirdik. Peki ne zaman başladık? Aslında 2010 yılı itibariyle veri almaya başladık ve 2010 yılında da veri aldığımızda birinci periyodumuz 2010 ile 2013 yılları arasında yaklaşık 3 yıl olarak sürdü. Ardından uzun bir kapatma dönemi dediğimiz bir dönem başladı. Neden bunları yapıyoruz? Çünkü sonuçta dedektörlerimizin hem yeni teknolojiyi kullanmamızı, en ileri derecedeki teknolojiyi kullanmak üzere hem de dedektörü yenilemek, güncellemek için belirli bir zaman veriyoruz. Onlar da yaklaşık 2-2,5 yıllık bir süre zarfında bu güncelleme veya uzun kapatma dönemini gerçekleştiriyoruz. Şu anda üçüncü veri alımı dönemindeyiz. RAN 3 dediğimiz çalıştırma dönemi içerisindeyiz. Geçtiğimiz 2022 yılı itibariyle başlamış durumdayız ve devam etmekte bu süreç. Tabii ki RAN 4, RAN 5 dediğimiz dördüncü, beşinci yaklaşık Evet. 2030, 2040, 2050 yıllara kadar gidebilecek bir takvimimiz de söz konusu. Hocam buyurun devam edin Şö lütfen. şöyle söyleyeyim hocam, RAN 4 için. Tabii RAN 4 önemli bir aşama LAT için. Çünkü LAT'nin kendisi de çok önemli bir upgrade'den, bir gelişme döneminden geçecek. Ve 2027 yılında, 2028'in başında başladığı zaman High Lumi LAT dediğimiz, yani daha da yoğun proton çarpışmalarını bize servis edebilecekler. Yani bu süreç içerisinde bahsetmiştim. Her bir çarpışmada 60 tane proton birbiriyle çarpışıyor şu an. Bu 200'e kadar çıkacak. Bu yüzden de bizim hem detektörümüzü hem de veri alım mekanizmalarını buna ayak uydurmak üzere değiştirmemiz gerekiyor. Nedir mesela? En içteki şu anki silikon detektörü o koşullarda çalışamaz. Çünkü daha fazla radyasyon olduğu için o ortamda çalışma imkanı yok. O yüzden komple bütün trackerimiz değişecek ve bunun çalışmaları 5 yıldır, 6 yıldır devam ediyor. Ve şu an artık bir iki sene sonra production aşamasına geçecek. Aynı şekilde veri alım sistemimiz gelişecek. 100 kHz olan birinci seviye tetikleme sistemimiz 7 kat, 8 kat artıp 800 kHz'e kadar level 1 trigger alabilmemizi sağlayacak. Bu sayede de daha fazla veriyi, daha fazla ilginç çarpışma datasını toplama şansına erişeceğiz. Ben hızlıca şeye doğru devam etmek istiyorum artık, Haberine doğru experimental devam kabine edin. doğru. Evet. Burada aslında bizim en çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi de böyle bir merkezin nasıl ortaya çıktığı. Deniz Hocam çok güzel bahsetti. Ben oradan alıp şunu söyleyeceğim. Yani bizim burada binlerce enstitünün, yani onlarca belki de yüzlerce ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu bir merkez burası. Ve tek amacı bilim. Yani bilimi geliştirmek. Ve aslında bu kadar insanın bir arada çalışması bile sosyologların ilgisini çekmiş olmalı ki bu konularla ilgili çalışan sosyolog doktora tezleri bile var.
Yani bu kadar millet, bu kadar ülkede, bu kadar farklı renkteki insanların, farklı bilim insanların bir araya gelip toplu bir şekilde böyle büyük, devasa bir merkezi kurup böyle büyük, devasa dedektörleri çalıştırılması. Az önce hocam da gösterdi. Hemen hemen her bir parçası farklı bir ülkede belki yapılıyor. Farklı ülkelerde test ediliyor. Farklı ülkelerde bir araya da getirip buraya Aynen. konuluyor. Bu koordinasyon nasıl sağlandığı bile çalışılması gereken bir konu. Yani bir arada olabilmek, insanların bir araya getirmek. Bakın az önce Evet. gösteriyor. Bizim de tabii ülkemizde bu tip işler yapılıp buraya gelen aletlerimiz, edevatlarımız var. Dedektörün içerisinde hadi ülkemizde inşa edilmiş, üretilmiş bazı mekanizmalar var. Belki Burak Hocam az sonra da gösterebilir onları. Ve bunun gibi hatta iki gün İçeride önce... bahsedeceğim hocam, evet. Evet, 2-3 gün önce de burada bir şirketin olduğu, yani aşağıda çalışırken gördüm, bir tür şirketinin yine bazı kontrolleri yapmak üzere geldiğini, yine tür şirketleri de burada çalışıyor, Türk bilim insanlarının olduğu gibi. Yani öyle bir merkez ki birçok milletten, birçok ülkeden insanların bir araya gelip çalışabildiği ve koordine olabildiği. Yani sizler belki bir sınıfta bile bir etkinlik yaparken koordine olabilmenin, bir arada olabilmenin ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Evet, şu Evet, anda şu anda güvenlik girişi yapılıyor. aynen. İkinci güvenlik aşamasından Evet. geçiyorum şu an. Yine Umarım Retina, aynı James zor Bond tanım filminde olduğu gibi Retina heyecanlı bir kontrolünde şekilde evet ve geçti. elimde size bir ataç zincirim var. Bununla da size bir sürpriz hazırlıyorum. Aa, Manyetik bakalım bu alan çok maalesef evet. şu an yok ama ne göreceğiz? Bakalım ne göreceğiz. Evet. Evet. Bir teaser verelim. Evet, nasıl girebildiğimizi şu anda bir Evet. doğrunun Yine içerisindesiniz. Retina Noemi'mize kontrolü gösteriyor. yapan. Evet. Evet, ilerliyor kaverne doğru. CMS'e doğru geçiyor. Aslında bu çok Son güzelmiş bir kapı an. kaldı CMS'e Evet, girmek son için. kapı. Bakın Nefesler tutuluyor. aynen öyle. bu çok önemli bir an. Yani sizlerin belki de Aynen. şahit olabileceği, hayatınızda bir kere şahit olabileceği durumlardan bir tanesi. Buyurun hocam. Evet. CMS'e hoş Ve geldiniz. işte CMS'e CMS'e hoş hoş geldiniz. geldiniz. Ve bütün Yerin katmanları bahsettiğimiz o hani her biri ayrı ayrı indirilen 15 tane dilimi şu an açmış vaziyetteyiz. Karşımıza çıkan kapak kısmı yani endcap dediğimiz müyon sistemleri. Her bir kutu, her bir üçgen bir müyon odası ve oradan geçen müyonları detekt etmeye sağlıyor. Karşıda görüyorsunuz Demet'in yani proton parçacıklarının LHC'nin yani LHC'nin tüm şeyi beam pipe dediğimiz yani Demet'in geldiği yer Noemi'nin gösterdiği düzme hattı. Düzme hattı diyoruz. Evet. Düzme hattını aynen şey gösteriyor şu anda. aynen Demet attı mı artık nasıl denir Türkçe'de. Evet. Onun arkasında bir affedersiniz ben her girdiğimde heyecanlanıyorum burada. Maruz görün lütfen. Gördüğünüz gibi bir sürü operasyon devam ediyor şu an. Miyon sistemlerinde gelecek seneye kadar hazırlanmaya çalışılıyor. Salim hocamın bahsettiği ayakları görebiliyorsunuz. Bu turuncu ayaklar. Onlar içerisinde basınçlı hava oluyor ve o şekilde bütün detektörü yani bu yaklaşık 1 ton ağırlığında olduğunu varsayarsak 1000 ton ağırlığında onu havaya kaldırıp onu rahatça yer üzerinde sağa sola kaydırıp 2 hafta içerisinde bu açık pozisyona gelebiliyoruz. I think it's 2 weeks to get to this position, more or less. Approximately, Yine aynı yes. şekilde mıknatısı görebiliyorsunuz burada. There is a support for the beam pipe. Demet hattı için de bir destek var şu an. Gördüğünüz gibi. Hemen sağ tarafta da şurada yine kalorimetrenin HE yazıyor görüyorsunuz. RB eksidi de readout box. Hani ilk elektronik parçaları gelen sinyali ölçmek için. Ve onun önünde de şu parça kapalı olduğu zaman şu blok komple içeriye giriyor ve kapalı bir dedektör halini alıyor. Ama şu an upgrade çalışmaları olduğu için açık halde. Sol tarafta yine solenoid mıknatısı görebiliyorsunuz. Şu gri evet Noemi'nin daha profesyonelce gösterdiği benim göstermeye çalıştığım kısmı görüyorsunuz. Onun dışında da yine barel kısmı yani Türkçe'ye fıçı diye çevirebiliriz belki. İlk ortadaki kısmın müyon detektörlerini ve demir iron yoke dediğimiz
hani manyetik alanı dedektörün içerisinde sıkıştırmaya, hapsetmeye yarayan kısımları görüyorsunuz, kırmızı. Kompakt, evet konuştuk bunu. It's 15 meter, right? The height. 15 metre boyunda bir dedektör ama diğer eletinin diğer genel amaçlı dedektörüyle kıyasladığın zaman onun yaklaşık yarısı boyunda bir dedektör. Ama iki katı kadar daha ağır. Çünkü şeyden dolayı, demirlerden dolayı ve zaten mıknatısın kendisi 2500 ton ağırlığında. Evet hocam. Boyu da 20 metre. 25 metre. 25, right? The length of 20. 21 metre uzunluğunda hocam. Okay. 21 metre 21. yaklaşık olarak. Teşekkür ederim. Rakamlarda bazen hata yapabiliyorum. Çok Düzeltiniz için doğal. sağ olun. Çok Çok doğal. Çok Çok doğal. doğal. Evet, biz burada yürümeye devam edeceğiz. Siz alabilirsiniz biraz isterseniz. Evet, yani Tamam, biz buradaki teknolojiyle sizi baş başa bırakırken bir şeyler söylemek istiyorum. Ne kadar şanslısınız. No Visitor'ın yerini bile geçebiliyorsunuz bazen hocam sayesinde. Şimdi çok güzel yerlere çıkacağız. Ne kadar ağır bir ve yoğun bir kabloyu görebiliyorsunuz. Soğutma sistemleri, elektrik sistemleri, sinyal kabloları, elektronik devreler. Ve hep aklınıza şunu getirin. Bakın insanların boyutunu görebiliyorsunuz dedektörün yanı sıra. Neden bu kadar küçük parçacıkları biz görebilmek için bu kadar büyük dedektörler inşa ediyoruz? Bunu hep düşünmeniz aslında gerekiyor. dedektör de şöyle Çok meşhur diyebiliriz. değil. Bu üç boyutlu bir kamera gibi düşünebilirsiniz. Evet. Ve her yönden parçacıkları yakalamaya çalıştığınız bir kamera. Kameradan kastımız üç boyutlu bir fotoğraf makinesi gibi düşünebilirsiniz. Evet. Ve çok büyük, devasa bir fotoğraf makinesi var elinizde ve her anını yakalamaya çalışıyorsunuz bu proton etkileşmelerinin. O yüzden de her anını yakalayabilmeniz için de sizin silindirik bir formatta, aslında mükemmel olmasını istiyorsanız küresel formatta bir dedektör tasarımı yapmanız lazım. Ancak küresel formattaki bir dedektörün tasarlanması maliyetler açısından çok fazla olduğu için silindirik olması daha uygun maliyetler için oluyor. Ve dolayısıyla CMS'de yine bir silindirik formatta oluşturulmuş heksagonal yapıda, soğansı yapıda gerçekten çok heyecan verici bir görüntüdesiniz. Görüntüyü görmektesiniz sevgili Şu arkadaşlar. an Evet hocam, buyurun lütfen. yukarıdan. Benim de nefesim kesiliyor. Ben oraya çıkamıyorum çoğu Dedektörün zaman. en üst noktasındayım. Harika. Benim yükseklik korkum da var. O yüzden biraz Harika. tutunarak duruyorum. Gördüğünüz gibi dedektörün en üst noktasındayız şu an. Çok Ve muhteşem bir şey. şaftı da görebiliyorsunuz. Hani Evet. bütün Evet. parçalar şu yukarıdan gördüğünüz şaftan ve üst tarafta da assembly hall'u, yani dedektörün bir araya getirildiği odayı görebiliyorsunuz. Yine bu dedektörün üst kısmında mıknatısın soğutma sistemleri de, helyum tankı var en üstte. Ve mıknatısın soğutma sistemini, there is Evet. a helium tank, right? Şeyin mıknatısın operation temperature'da durmasını sağlıyor. Onun haricinde bir ilerleyeceğiz yine burada. Tamam. İlerlerken Evet, Ben yükseklik korkumu yeniyorum şu an. harika. Burada tabii ki Bayağı dedektör ilginç. ilginç bir yerdesin gerçekten burada şu anda. Yani Hiç bilmediğim bir yerdeyim. ben de şu Evet. anda çok merak ettim orayı. Hakikaten yani ilk Ben de şu an yapıldığında sizinle discover ediyorum helyum aynen tankını. aynen harika bir Hatta şey. şöyle gösterirse Noemi, ben de her geldiğimde burada selfie'mi de alıyorum yani. Ay ne Bunu kadar kaçırmamam güzel. lazım. Normalde yüzeydeyken ben üst taraflara falan çıkmıştım ama kaverndeyken ilk defa seninle birlikte Hiç çıkıyorum. aynı. Hakikaten böyle çok heyecan verici. Yine tabii bütün Oy oy oy, sistem güzel. birleşmiş çünkü. Bütün sistem eskiden ayrıydı, şimdi siz tamamen birleşmiş. Bütün tanklar orada duruyor, soğutma sistemleri. Devasa bir yapı. Böyle bir sanki uzay üstünün içindeymişiz gibi Ve hocam halen daha hissettim. gidiyoruz. Ben nereye Evet. gideceğimi bilmiyorum şu an. Bu arada Evet, evet, gerçekten evet. çok şanslı bir grup, Heyecandan değil mi? Noemi'yi takip ediyorum. Bugün Evet, diğer gerçekten çok tarafa geldik. şanslıyız. Bütün her Dedektörün diğer noktasını her kısmına açıdan geldik. görmeye başladık Evet, dedektör, evet. burada. Şu kısım şu an kapalı. Öbür taraf açık, bu taraf kapalı. Gördüğünüz şu turuncu kısım dedektörün, yani Türk gruplarının benim de doktora tezimin en önemli konularından biri olan ileri bölge kalorimetresini içeriyor.
İleri bölge kalorimetresi şeyin dışarısında, hani CMS'in merkez manyetik alanının dışarısında bir Cherenkov dedektörü. Yani Cherenkov ne demek? İçine geçen yüklü parçacık o ortamdaki ışık hızından daha hızlı hareket ettiği için, tabii vakumda ışık hızından hızlı hareket etmediğini biliyoruz ama o ortamda daha hızlı hareket ettiği zaman Cherenkov ışıması denilen bir ışıma yapıyor ve bunu biz dedekte ediyoruz burada. Radyasyona çok daha dayanıklı bir dedektör olmuş oluyor. Ve shielding'i var, koruma kalkanları. Dedektörün kendisini korumak için değil, dedektörden çıkabilecek nötronların geri miyon sistemlerinde sinyal bırakmasını engellemek için de ekstradan bir shielding'e gerek duyuluyor. Tabii hocalarım bu konuda beni düzeltebilirler. Onlar Gayet daha güzel. deneyimliler kalorimetrede. Ve diğer tarafta, yani iki tarafta da var bu bahsettiğim ileri bölge kalorimetresinden. Aşağıda gördüğünüz hangara, şu boşluğa çıkarılıyor. Bütün dedektör açılmadan önce. Öbür taraftaki hangarın da yerini aldı ve kapıları kapatıldı. O sayede diğer CMS'in dilimleri, slice'lar birbirinden ayrılabildiler. Evet, Evet. ben de bu sayede biraz yükseklik korkumu yenmiş oldum. Aynen öyle hocam. Gelmiş oldunuz böylelikle. Biz Aynen. dilersiz. Şimdi bir sonraki durağımız neresi? Vallahi bilmiyorum. Where are we going Gideceğimiz now? yeri. Bir sonraki durağımıza göre biz devam edelim bu arada. Burası güzel. Ama şu anda zaten gayet güzel ilerlemektesiniz. I'm a Şu bit anda neredesiniz tam olarak? Aslında belki bu shaky. konuda Dedektörün we are on the minus tam olarak. side. We are on the plus side. Artı Plus kısmındayız. side kesin. Yani evet, artı kısmındasınız şimdi ve eksi kısmına doğru da gidiyorsunuz. Bir Aslında uçtan diğer uca şöyle doğru artı gidiyorsunuz. ve eksiği de biraz açabiliriz. Yani Is it well protected aslında up protonlar there? birbirleriyle etkileşirken tam etkileşme noktası, interaction point dediğimiz noktayı söylüyoruz ama dedektörümüz bu her iki tarafta da yerleştiriliyor. Dolayısıyla bir kısmına eksi tarafı, diğer tarafına ise artı tarafı diyoruz. O yüzden plus minus side olarak hem kalorimetrede olsun, diğer Not sure. dedektörlerde Dedektörün her olsun, kısmını her ayırt ediyorsun. kısmını ayırt etmiş oluyoruz böylelikle. Böylelikle de isimlendirmiş oluyoruz. Şu Ve anda aynı biz zamanda haritalandırmış oluyoruz. evet. Çünkü siz silindirik Evet ve bu koordinatlarda arada en üst kısmına çıkıyoruz şu en an. üst kısmından Şu an bir çıkıyorsunuz. Evet, ben de evet orayı bekliyordum şu anda. dedektörün Evet, en şu an tepesine çıktık. en Hayatımda tepesindesiniz. ilk kez buradayım arkadaşlar, onu da söylüyorum yeniden. Oo. Gerçekten ama herkese çok fazla nasip olmayan bir şey. Şaftın üst kısmını görüyoruz. Aynen. Ha, çok Huh, güzel. güvenli görünüyor çünkü dedektör altımda beni koruyor zaten. Evet. Kapalı bir şekilde. O sayede bir sıkıntı yok. Karşıda açılan kısımları görüyoruz. Evet. Ve bahsetmiştim, demet hattını tutan bir mekanizma vardı, bir support vardı. O Evet. support'un ayağını orada görebiliyorsunuz. Evet. Manivellalı bir şekilde tutuyor. Crane'leri, yani vinçleri, dedektörü yerde hareket ettirmemizi sağlayan vinçleri Kırmızı sistem görebiliyorsunuz. soğutma sistem herhalde. Herhangi bir acil durumda bildiğim kadarıyla yangın veya diğer bir şekilde. Onu Bence öyle de bu düşünüyorum. şey, sabun sistemi, köpük sistemi Sabun olabilir. sistemi. Evet, Is this the onlara foam benziyor. system? That's the foam system, evet. Köpük sistemi. Hani burayı çok hızlı bir şekilde köpükle doldurabiliyor. Yani burası bir köpük Evet. partisi ortamına dönebiliyor. Tabii bu en son tercih. Yani herhangi Tabii. bir önceki yangın söndürme sistemleri düzgün bir şekilde çalışmazsa en son olarak bunu kullanıyoruz. Ben de bir fotoğrafımı çekiyorum son kez. Videomu alıyorum şöyle. I am also profiting from being here. Muhteşem bir zamanlama. Harika Aynen. bir anı da yakaladınız hocam. Gerçekten Ben de harika. en az sizin kadar heyecanlıyım çocuklar. Acayip bir, yani biz de çok heyecanlıyız. Kaç defa görmemize rağmen yine de Tabii her aynen. seferinde Her böyle bir seferinde. Her teknolojiyi, seferinde böyle yeni bir bir şey keşfediyoruz. evet. Evet, gerçekten Yeni bir deneyim öyle. yaşıyoruz. Evet. Evet, Evet, şu anda nereye sizdeyiz hocam. doğru? Ne, Evet, tamam. insanlığın yani bence ulaştığı, teknolojik olarak ulaştığı ve inşa edebildiği bilimsel ve teknolojik en üst sınırlarından bir tanesini görüyorsunuz. Ve bu da çok güzel bir şey. Hakikaten bizler böyle büyük dedektörleri inşa ediyoruz ki çok farklı parçacıkları dedekte etmek için ve teknolojinin en üst sınırlarını kullanıyoruz. Ben hep böyle bu durumlarda bu dedektörleri gezerken aklıma şu geliyor. İnsanlık bu dedektörleri Higgs denen parçacıkları veya bilinmeyen birçok parçacıkları keşfetmek için inşa ediyor. 1860 veya 1800'lü yılların sonlarına doğru elektronu keşfederken yani insanlığın haberleşme sistemini
Yani at arabaları ve diğer bize göre Telgraf şu anda da belki. telgraf gibi çok ilkel cihazlarla yaptığını düşünürsek ve o dönemlerde elektronun keşfinin olduğunu düşünecek olursak, bizim şu anda bir X parçacığı gibi parçacık veya diğer yeni parçacıkları Yes. keşfetmek için inşa ettiğimiz böyle bir dedektör sisteminin yarın bir gün biz X'i anladığımızda acaba neler yapabileceğiz? Çünkü şöyle düşünün, biz 1800'lü yılların sonlarında elektronu keşfettiğimizde onu daha anlamamıştık ama son yüzyıllarda onu anladığımız zaman ve mükemmel bir şekilde işte bu dedektörleri inşa edebilecek teknolojiyi elde edebildik. Acaba ilerleyen şu anda keşfettiğimiz parçacıkları sizler anladığınız zaman nasıl bir teknolojiye ulaşacağız onu hayal bile Ve edemiyorum. insanlığa ne gibi hizmetlerde Evet, bulunacağız evet, bakalım. evet, evet. Yani. Yani bu dedektörler burada yapılırken tabii ki sadece temel amaçları bilimsel merakları gidermek değil. Aynı zamanda teknolojinin son ürünlerini test edilen bir bölge, bir yer olduğundan dolayı insanlığa da birçok hizmette bulunmaktadır. Ve bunlar mesela en Evet, ok. önemli, en çok Tabii. Bu arada... kullandıklarınız WW'nun doğduğu bir yer. Evet hocam sizdeyiz. Buyurun. Aynen öyle Sizdeyiz. hocam. Yani verilerin bir bilgisayar arasında paylaşılması için WW ortaya çıkıyor. Kesinlikle katılıyorum söylediklerinize. Ek olarak şunu söyleyeyim. Buradaki teknolojiler hani piyasada, markette hazır olup da işte bizim gidip alıp kullandığımız teknolojiler değil. Biz ihtiyaçlarımız için teknolojilerin geliştirilmesini sağlıyoruz. Ve aslında teknolojinin gelişmesi için driving force buradaki fizik motivasyonu. Hani Evet. bizim ihtiyacımız olan teknolojiyi işte bizim ihtiyacımız olan, mesela bir sonraki hızlandırıcı projesi için henüz daha projelendirme aşamasında olan FCC dediğimiz Future Circular Collider'ın mıknatıslarının olup olmadığını henüz bilmiyoruz ama biz talep ediyoruz öyle bir şey geliştirilmesini. Ve tabii bu daha sonra endüstride başka yerlerde de kullanılabiliyor. Evet, Aynı zorlayıcı şekilde bir hani güç olarak. geliştirdiğimiz vakum teknolojileri özellikle şeylerde mesela solar panellerde kullanılabiliyor. Evet, enerji için. Geliştirdiğimiz silikon teknolojileri başka şekilde kullanılabiliyor. Uzay endüstrisine faydası oluyor. Hastanelerde daha hassas bir şekilde kanser tedavilerinde görüntüleme ve terapi için hem hızlandırıcı teknolojileri hem de dedektör teknolojileri kullandırılabiliyor. Biz dedektörleri ve hızlandırıcıları olabildiğince kendi amaçlarımız için geliştirirken bunun yan ürünleri de tabii ki teknoloji geliştiği için endüstride de kullanılabiliyor. Kesinlikle, Ve bu özellikle de şekilde yani paslaşıyoruz. aynen hastanelerde insanlık için kullanılan, sağlık için kullanılan, medical için kullanılan birçok aletin aslında teknolojilerin test edildiği yerlerden bir tanesi de burası. Eğer hastanelerde şu anda mesela kanser hücrelerinin tespitinde kullanılan PET cihazının okuma üniteleri, dedektör sistemleri yani bizim burada kullandığımız dedektör sistemlerinden çok çok daha eski. Yani biz onlar birinci ailesini kullanıyorsa biz şu anda burada onun 10. ailesini test ediyoruz. Ama ilk önce buralarda temel bilim olarak test ettiğimiz teknolojiler daha sonra insanlığa güzel bir şekilde hizmet amaçlı kullanılmak üzere hediye ediliyor bir anlamda. Testlerin hepsi burada biterek onlara hediye ediliyor ve teknoloji burada kullanılıyor. Yani sadece CERN'de fizik çalışmalarını keşfedildiği, evrenin keşfedildiği bir nokta olarak görmemek lazım. Aynı zamanda teknolojinin de bütün testlerinin yapıldığı ve teknolojinin geliştirildiği bir merkez olarak da görmek lazım. Ve geliştirilmeye devam edildiği diyelim hocam. Evet. Çünkü bu süreç yani CMS'i 2010 yılında dizayn ettik, bitti. 2008 yılında işte inşa ettik. 2010'da da data almaya başladı, bitti değil. Her Hey. dönem CMS gelişiyor. Yani 2038 ve 2041'e kadar HLLH devam edecek. Ha, o süreç içerisinde de mesela bir sonraki long shutdown değil, ondan bir sonraki long shutdown'da ne yapabiliriz konuşmaya başladık. Hatta size bağlanmadan önce heyecanlı bir şekilde şu dedektör nasıl yapılabilir, başka ne önerilebilir, nasıl bir şeyler Evet. eklenebilir diye. Bu bir süreç. Hani burada ne çıkacağını bilmiyoruz. Yeni fizik arıyoruz. Bahsetmişsinizdir bilmiyorum, o kısmını kaçırdım. Bildiğimiz süreçler var. Bir de bunun ötesinde olmasını beklediğimiz ya da olması gerektiğini düşündüğümüz yeni fizik sinyalleri var. Bunun nerede, ne zaman, hangi faz uzayının hangi köşesinde gizlendiğini bilmiyoruz. O yüzden olabildiğince daha iyi, daha kaliteli çarpışma ve daha temiz veri toplamamız gerekiyor. Bunun için de canla başla teknolojiyi de geliştirmek üzere ve veri analiz tekniklerimizi de geliştirmek üzere çalışmaya devam ediyoruz.
Evet. Bu süreçte tabii sizlere de ihtiyacımız var. Hani şey gibi düşünmeyin. Ha, bu proje başladı. 2038'e kadar aynı kişileri dedektörü çalıştıracaklar. O zaman bize yer yok. Öyle bir şey yok. Sizin de buraya katkı vereceğiniz fikirler olarak da insan gücü olarak da tabii öncelikle fikirler olarak katılmanız çok önemli. Hocalarımın da bahsettiği gibi Türkiye hem endüstri olarak hem de üniversiteler olarak burada yer alıyor. Gelebilirsiniz. Evet, çok güzel bir kapı araladın. İşte biz de hep redaktörümüzün gezisinin böyle son anlarında doğru sizin gibi güzel gençlere, ilgili gençlere bu mesajı vermek istiyoruz. Yani dünyanın teknolojisinin geliştirildiği bir yer, dünyanın da birçok insanın bir araya gelip bilgilerinin paylaşıldığı bir merkezdeyiz şu anda. Ve bu merkez umarım sizlere de ileride, evet, Evet, şu anda Evet. Buğra Hocam. Yani manyetik alan yok diyorum ama şu an Ama hani buzdolabına bir mıknatısın it's like a fridge magnet. O boyutta bir manyetik alan şu en köşe küçük de olsa bir kısımlarda görebiliyoruz küçük hocam remnant manyeti. kalıcı bir manyetik alan oluşmuş Bak. oluyor. Görüyorsunuz şeyi havada tutacak yani ataçı havada tutabilecek kadar bir manyetik alan burada köşelerde Mevcut. sivri yüzeylerde kalıyor. Evet. Ama bunun tabii sağlık açısından herhangi bir sorunu yok. Evet. It's orders of milli. It's like the magnet, right? Evet, çok çok küçük Hayır. mertebededir. Aynen. Evet. Ben onu da bir doğruluyorum yanlış bilgi vermemek açısından. Bahsettiğim ileri kalorimetrenin hangarı burası. Yani en fazla radyasyon burada birikebiliyor. Çünkü demet hattına en yakın olduğumuz nokta burası. Ama şu an öyle bir durum yok. Elektriği çalışmadığı için. Evet. Şu anda Ve çalışmalar olduğu için tabii her tarafta pek çok kişiyi görmek mümkün. vinçler ve hararetli bir faaliyet var. Her şey plana göre yürümek zorunda. Çünkü zincirleme oluyor ve her iş birbirini aksatabiliyor. O yüzden işin bitip diğer grubun operasyonuna başlayabilmesi lazım. Haftalık planlara göre hızlı bir şekilde sorun çıkmadan çalışmalarını devam etmeyi gerektiriyor. Hatta hocam Yine bir günlük toplantılar da yapıyoruz. tabii Yani her gün günlük sabah RAM RAM meetinglerini de meeting'de yapıyoruz aynı technical zamanda. meeting şu an tabii. RAM meeting Evet. de aynı zamanda data Evet. alımında önemli oluyor. Koordinasyon önemli çünkü büyük bir kolaborasyon, farklı gruplar, farklı teknolojiler. Karşımda gördüğünüz mesela CMS'in technical koordinatörü o yakından takip ediyor ve çalışmaları düzgün bir şekilde ilerlediğine emin oluyor. Yine dedektörün end cap kısmını, kapak kısmını alt taraftan detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben de tabii yine fotoğrafımı çekeceğim. Geleneksel fotoğrafımız bu şekilde çekilmesi lazım Biz tabii ki. yavaş yavaş dışarıya doğru hareket ediyoruz. Tamam hocam, siz Tamam. ilerlerken biz Biz devam devam edelim o edelim. zaman. Bizdeyiz. Evet. Aynen. Şimdi evet. Bu arada tamam oldu. Sonunda. Evet. Evet. Hocam buraya doğru gelirken bizde de bu çarpışmalarda tabii bu dedektörlerde bir resim görüyorsunuz şu anda. Yani biz tam merkezinde protonlar etkileşmesi olduğunda biz bu etkileşmeden doğacak olan parçacıkları dedektörümüzün birçok kısmında dedekte ediyoruz. Daha sonra bunları bir yerde datalarda topladığımızı anlattık ve bunları analiz ederek gerekli fizik çalışmalarını dünyanın dört bir yanındaki bilgisayarları bu verileri alarak bu parçacıkları keşfetmeye çalışıyor. Bunlardan birkaç tane böyle simülasyon resimleri size vermek istiyorum. Hatta bu 2016 yılında Evet. aldığımız, bu gerçek veriden aldığımız bir görüntüden Evet. görmektesiniz şu anda. Bir çarpışma gerçekleşiyor ve etkileşme sonucunda oluşan parçacıkları görmektesiniz. 2016 yılında aldığımız, 8 Temmuz 2016 yılında aldığımız bir veri, kaydedilmiş bir verinin resmi bu. Her bir olayı, biz aslında her bir çarpışmayı bir run, iş ve bir olay, ona karşılık gelen değerlerin hepsini isimlendiriyoruz. Böylelikle hangi olaydan, hangi parçacığın geldiğini anlayabiliyoruz.
Bir sonraki resimde de gördüğünüz gibi aslında şu an buraya baktığınızda ne kadar karmaşık olduğunu, o çarpışmaların evet 60 tane proton birbirleriyle çarpışıyorlar ancak bu çarpışma sonucunda da milyonlarca hatta milyar mertebesinde parçacıklar etrafa saçılıyor ve siz o milyarlar içerisinden sizin ilgilendiğiniz en güzel olayı, en iyi olayı ve size gerçekten örneğin bir Higgs olayını, Higgs'i bulduğumuz olayları elde etmemizi sağlıyor. Bu kadar olay içerisinde olay seçimini çok akıllı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bunun için evet parçacıklar dedektörden geçiyor ama dedektörden geçtikten sonra farklı kategorilerde farklı kimlikleme yapılıyor. İzleyici, ve kalorimetrelerle, elektromanyetik kalorimetreyle, hadron kalorimetresiyle parçacıkların karakterlerine göre dedektör içerisindeki davranışları da farklı oluyor. Veya müyon odacıkları dediğimiz, geri dönüştürücü yaklar dediğimiz yaklarla müyon parçacıklarını dedekte etmiş oluyoruz. Aslında dedekte etmekten kastımız bizim tamamen az önce de gördük CMS'i gezerken ilk önce bir veri alımının ve tetikleyicinin olduğu yerden geçtik ve geçtiğimiz zamanda tamamen kablolar gördük. Bize dedektör tamamen bize elektronik sinyal veriyor ve biz bu elektronik sinyallerimizi Hızlıca araya gireceğim hocam. tabii ki hocam 97 buyurun. metredeyiz. En dip noktasındayız. Evet, biz 97 de şu an metredeyiz ve en yukarıya dipteyiz. gireceğiz. Evet. Aynen. Siz de şeyi anlatıyordunuz, elektronikleri anlatıyordunuz. Evet, Dedektörden gelen sinyalleri. dedektörden gelen sinyal. Biz aslında elektronik sinyalleri alıyoruz ve bu elektronik sinyalleri kaydederek bir takım dönüştürücülerle kendi anlayacağımız fiziksel olaylara dönüştürüyoruz. Ve bu verilerin analizi sonucunda da mesela Higgs olayını keşfederken yine 2010 ile 2012 yılları arasında elde ettiğimiz veriler sonucunda dedik ki evet biz Higgs parçacığını bulduk. Baktığımızda Yeni bir bozon. aslında yeni bir bozon bulduk. Ve bu bozonun kütle değerini de ölçmüş olduk ve bunların hepsini grafiklere aktararak gerçekleştirmiş olduk. Higgs parçacığına bakacağımız Bak zaman hocam. da aslında 1964 yılında hem Higgs hem de Englert ve 2012 yılında da kendilerine Nobel ödülü sağlayan mekanizmalar ile ilgili teoriyi ortaya attıklarında 1964'lü yıllarda ancak o teorinin bir şekilde ispata ihtiyacı vardı ve CMS ve Atlas deneylerinin 2012 yılında 2010'dan 2012 yılına kadar gerçekleştirmiş oldukları veri alımı sayesinde ve analizler sonucunda Yine araya giriyorum hocam. Çok özür tabii diliyorum. ki buyurun hocam. Günlük planları burada asansörde Tamam. çalışanlara hatırlatılıyor işte. Bugün şu yapılacak, şu gün şu yapılacak. Bugün bu kısma çalışabilirsiniz diye. Hani burada biraz planning çok önemli. Evet. Bunu araya eklemek istedim. Devam edin hocam. Kusura bakmayın. Evet. Yok hocam teşekkürler. Çok sağ olun. Bunlar çok Bunlar önemli önemli. Çünkü bilgiler. bu planlar olmazsa az önce bahsettik. Birçok ülkenin bir araya gelip birçok insanın bir araya gelip çalışması mümkün Kaos değil. olur yani. Aynen. Kaos Aynen. olur. Aynen. Kesinlikle kaos olur. Hı-hı. Ve siz bunu koordine edemezsiniz. Aynen. Şu anda çıkışa doğru geldiniz. Yani bunun bir kez daha aslında altını çizmek lazım. Burada binlerce kişi çalışıyoruz birlikte. Ortak bir amaç için çalışıyoruz ama koordinasyonun yapılması, sağlanması çok önemli. Herkes Evet. görevinin bilincinde, sorumluluklarının bilincinde ve bir mekanizma var ve bu muazzam işleyen bir mekanizma. Bu mekanizma bir takım koordinatörler tarafından kontrol ediliyor. Bu koordinatörlükler belirli yıl çerçevesinde veriliyor. Sadece dedektör tarafı değil, aynı zamanda da fizik tarafı da Evet. öyle. Hem sonuçta evet veriyi elde ediyorsunuz ama o verinin de bir şekilde servis edilip kullanıcılar tarafından kullanılabilmesi için servis edilmesi gerekiyor ve doğru düzenli bir şekilde servis edilmesi gerekiyor. Şu anda gördüğünüz aslında sadece de dedektörün işleyişi, dedektörden veri alımının gerçekleşmesi, düzgün düzenli bir veri alımı Evet. gerçekleşmesi. Ayrıca Dur hocam da geliyor şu anda. aldığımız bu verilerin düzgün olarak gerçekleşmesi sonucunda da bizler o verileri alıp rahatlıkla birer analizci olarak, birer fizikçi olarak veya mühendis olarak bunları analiz ederek yeni fizik arayışları ve evrene dair anlamadığımız hala kafamızda binlerce soru işaretinin bulunduğu sorulara cevap arıyoruz.
Evet, şimdi burada da buraya geldik. Biz yavaş yavaş sona da yaklaşıyoruz sizlerle. 15 Gezimizin dakikamız var diye. 15 dakikamız var. Sizlere bırakıyoruz sözleri. Sizlerin böyle bu gezide, bu gezide aklınıza takılan şimdi soruları alabiliriz. Sizdeyiz. İçimi açtım. Sesim geliyor mu hocam? Evet, Evet, geliyor. alıyoruz. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ben de 2020 yılında öğretmen programıyla katılmıştım. Gerçekten ben de çok heyecanlandım o gün. O günkü kadar çok heyecanlandım ama Buğra hocam biraz daha ötelere götürdü bizi. Çok sağ olsun. Valla benim için de çok ötelerdi. Hiç beklemediğim kadar zirvelere çıktım. Yani çok Yani heyecanlıydı benim için. şu an salonda öğrencilerimiz zaten çok heyecanlı, çok büyük bir ilgiyle izlediler. Siz bizi görmüyorsunuz, duymuyorsunuz ama salonda ayrıca arkadaşlarım var, fizikçi arkadaşlarım var. Onlar da aynı şekilde çok büyük bir merakla izledik Yani açıkçası. arkadaşlar soruyor yani 13 yıldır burada çalışıyorsun. Hiç mi motivasyonu kaybetmedin diye. Kaybetmiyoruz. İşte aslında Aynı motivasyonla devam ediyoruz. motivasyon bizi Burada dinamik tutuyor. tutuyor ve burada tutuyor ve hatta daha çok ileriye gitmek için az önce de dedik ya hani evet şu anda deneyde çalışıyoruz ama daha neler yapabiliriz? Daha nasıl sınırlayabiliriz? 20-30 sene sonrasını veya 10-15 sene sonrasını nasıl planlayabiliriz? Ne gibi dedektörler yapabiliriz? Onları tartışıyoruz. Belki de 100 sene sonrasını planlıyoruz FCC için Avrupa konuşacak olursak. Komisyonu 70 yıl Evet. planı yapıyor. Evet. Evet. Bir Yani insan ömrünün oradaki fizikçilerin hiçbiri orada emekli bile değil. Yani hayatta olmayacaklar ama Neredeyse. onun planlandığını görmek istiyorlar. Çünkü bu fikirlerin bir şekilde devam etmesi lazım. Hani parçacık fiziği bir şey değil. Hani bir günlük bir olay değil. Bir dedektör tabii kurduk, aldık datayı bitti. Evimize dağılabiliriz gibi değil. Kesinlikle. 30 Küçük de yılı bir 40 yılı. deney değil. Zaten Güç görmekte olarak da, olduğunuz gibi insan gücü hem bütçe olarak da. olarak da insan olarak da her boyuttan baktığımızda çok uluslu olması, çok enstitüden insanın bulunması, çok kaynaklı olması, fonlayıcılarının bulunması sayesinde böyle büyük devasa dedektörler inşa edebiliyoruz ve bu dedektörler sayesinde de yeni fizik arayışlarını gerçekleştirebiliyoruz. Fizik ufkumuzu genişletiyoruz. Evet, aynı zamanda. Aynen. Evet Bizi de hocam. buna dahil ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Bu büyük gezi bizim için gerçekten çok güzel oldu. Çok sağ olun. Biz sizi daha fazla şey yapmamak için ben hızlıca öğrencilerimin sorularını size yöneltmek istiyorum. Çünkü merakla bekleyenler var. Hemen çocuklar sorularınızı hızlı hızlı şey yapalım. Yaklaşın isterseniz böyle. Gel. Bir şey soracaktım. Biraz geriye götürüyorum. Bir şey soracaktım. Oradaki her şey bariz renklere boyalıydı. Yeşil, turuncu falan. Onun bir nedeni var mı? Convention aslında biraz hani şey Yani. tamamen tercih. Yani şöyle oluyor. Mesela mavi renkli kaplılarda kalorimetreye giden kaplılar oluyor. Zoltan Kemik Konek. The blue cables are for the calorimeters, right? Or Low voltage and the high Hayvolos. voltage cables is He was pardon. asking about the coloring Düşük sheets. voltajlı ya da yüksek voltajlı kabloların renkleri birbirinden değişik olabiliyor. Kırmızılar genelde yüksek voltajlı Sanıyorum o kablolar. dedektörde So one gördüm. blue cables I know. These are the muon chambers low Amiyons. voltage. Okay. Evet. Mesela maviler Yani, miyon odalarının düşük elektronik voltaj düşük voltaj güç kaynakları. kaynakları. Türkçesini bulmak her seferinde zor oluyor. Evet. Bir şey daha soracağım. Şimdi buradan bir sürü data geliyor. Bunları tek tek insan mı ayıklıyor yoksa yapay İnternet. zeka algoritma falan var mı ayıklayan? Ha. Çok güzel bir soru. Süper. Buyurun, siz Hocam alın hocam. buyurun. Yani Yapay zeka, evet. tabii ki biz de baştan beri aslında ben hep şunu söylerim. Yapay zeka veya diğer bir machine learning şu anda insanların diline dolandı. Ben bunun böyle daha ilk başlangıçtaki Monte Carlo dediğimiz kısmını biz zaten kullanıyorduk. Yani biz hep kullanıyorduk onlara fakat bir yeniden Deneylerinde bile kullanılıyor tabii yani. evet evet Bir onlar önceki sadece çok zaten yaygınlaştı şu yani. anda Şu anda kullanılan yaygınlaştı. Biz Alamo'da her da çalışıyor. zaman tabii senin o bahsettiğin şeyi tamamen kullanıyoruz. Onlar olmazsa tabii ki insanın da ayıklayacağı bir şey değil. Fakat ilk parçacık dedektörlerinde senin İnsanlar. söylediğin gibi böyle bubble chamber dediğimiz bizim böyle bir dedektörlerimiz vardı. İlk parçacık fizikçileri. Onların resimlerini çekiyorduk biz. Balon odacıkları Balon çok odacıkları çalıştı. özür dilerim. O parçacıkların izlerini ondan sonra o resimlerden üzerinden gidip evet burada iz bırakmış diye teker teker izli yapıp insanlar tarafından yapıyordu. Ama 60'lı şimdi ise 70'li yıllarda. mümkün değil. Şu andaki bu kadar data yayılmak için kesinlikle senin tam bahsettiğin bilgisayarları kullanıyoruz. Saniyede 40 milyon çarpışmadan bahsediyoruz. Yani Evet.
Bir insan saniyede bir veriye baksa 40 milyon veriyi 40 milyon saniye Yani yapar. İmkansız yani. bir sürü insan bir araya gelsek Bile bunu yapamayız. mümkün değil, Halen daha gerçekleştiremeyiz. nötrino deneylerinde offline analiz için insanlar bakıyorlar. Evet. Odaları Ama büyükler mesela. nötrinolar biraz hani Daha farklı spesifik özel konular, belki hani şeyler deney yani. olarak da farklı bir Farklılar. yapısı olduğu için. Ama çarpıştırıcı deneylerinde hani Evet. son Mümkün 30 değil. yıldır öyle bir Evet. şeyin Bak senin sorunu alalım. Bu büyük patlamadan bahsettiniz. Bir de kozmik enflasyon teorisi var. Bu kozmik enflasyon teorisinde bu bahsedilen enflasyon oluşması için kuantum parçacıklar arasında inanılmaz bir genişlemeden, uzaklaşmadan bahsediliyor. Ve hani bunu kanıtlayacak, ispatlayacak vesaire herhangi bir şeyle bu zamana kadar karşılaştınız mı? Yani buna ilişkin bir bulgu elinizde var mı? Onu merak etmiştim. Sorduğun soruyu evrenin genişlemesi şeklinde anlayabiliriz aslında, değil mi? Evet. Yani ilk oluşum anında Big Bang'te yani büyük patlama dediğimiz olayı zamanın T eşittir sıfır anından günümüze kadar evrenin genişlediğini biliyoruz. Aslında bunu nereden biliyoruz? Bizim şu anda yaptığımız deneylerden ziyade daha çok elimizdeki en son Nasıl? kullandığımız astrofizikçilerin kullandırdığı Teleskoplardan, bunlardan teleskoplardan, biliyorum. radyo teleskoplardan elde ettiğimiz ve en uzak galaksiden gelen ışığı şu anki teknolojiyle elde ettiğimiz sürece 13,6 milyar yıl yaşa sahip evrenimiz ve dolayısıyla ne kadarlık bir çapının olduğunu da hesaplayabiliyoruz. Ama Görünen evren diyor. görünen Görünen evren. evrenin çok doğru bir tanımlama. Ama hani bizim deneylerimizin kapsamında değil aslında. Bu bizim yaptığımız deneyler daha çok mikro düzeydeyiz biz. Oradaki Makro. dinamiği anlamak için Anlamaya çalışıyoruz çalışıyoruz. derdimiz İlk yani. anı anlamaya çalışıyoruz aslında. İlk ana dönmeye çalışıyoruz. Saniyenin katlarca fractional bir süresi yakınına kadar iniyoruz. Evet. Değiştir sıfıra inmiyoruz. Onun hemen sonrasına inebiliyoruz. Bütün bu süreçlerin simetrik olduğu, Evet. gravitation haricinde diğer üç ana kuvvetin birbirine eşit olduğu noktaya kadar Çok inebiliyoruz. kabaca böyle zamanda geriye yolculuk yapmaya çalışıyoruz biz burada. Oraya gitmeden Ama gitmeden tabii ki. tabii ki. Hani acaba diyoruz o anı yakalayabilir miyiz? Olasılıklarımızı arttırarak o anı yakalamaya çalışıyoruz ama peki neresindeyiz biz? Hani bir yani büyük patlama dediğimiz olay T eşittir sıfır zamanındaysa o zaman biz neresindeyiz? Eleksiyle şu anki teknolojiyle ve aldığımız veriyle 10 üzeri eksi 29. saniye. Yani sıfırın yanına virgülü attıktan sonra 29 saniye. 28 tane sıfır bir tane de bir koyduğumuz zaman 10 üzeri eksi 29. saniyedeyiz daha. Senin soruna bu şekilde cevap vermiş olalım. Rakamlar için tekrardan teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Ben Rica bazen ederim. unutuyorum. Merhaba. Merhabalar. Benim sorum Higgs tanrı parçacığı atomun hangi özelliğine göre atoma kütle veriyor? Atoma kütle. Parçacıklar İlk önce düzelteyim mi? etkileşimiyle diye. Hocam, X tanrı bir tanrı parçacığı değildir. O sadece bir gazetecinin asparagas böyle herkes hani tanrı parçacığı İlgi falan çekmek için şeklinde adamı ilgi söylediği çek şey goddamn particle. aslında Lanet dem olası falan parti için. yani lanet Goddamn olsun. particle'dı. Aynen öyle. Asparagas olması için ve daha sansasyonel olması için verilmiş bir isim baktığınız zaman. Higgs parçacığı artık bizim için Higgs Engler dememiz lazım veya Bohr mekanizması, VH Belçika VEH dediğimiz Bohr Engel'e. mekanizması dediğimiz bir mekanizma sonucunda oluşan ve sadece atoma değil, tüm maddeye, her şeye Zaten doğrudan atoma değil, doğrudan atoma değil, atom altı atom altı parçacıklara, parçacıkları yani elementary particle'lara. atom neyden meydana geliyor? Çekirdekten ve çekirdek neden meydana geliyor? Kuarklar Kuark, protondan mı? Proton ve nötrondan geliyor. Proton da kuarklardan meydana geliyor. Kuarklar peki nasıl oluşuyorlar? Nasıl varlar? Veya nasıl kütle proton alıyorlar? içerisindeki nasıl proton içerisinde var olan sadece kuarklar yok. Aynı zamanda gliyonlar ve farklı parçacıklar da var. Ve baktığınız zaman bunlara kütleyi nasıl kazandırıyor? Kim kazandırıyor? O mekanizmayı açıklıyor Higgs. Etkileşme. Etkileşme. Her parçacık, her şey, her şey. Şu anda Yani sizin her bütün parçacığın farklı vücudumdaki kütleye hücre sahip olmasının nedeni Higgs'te ne kadar iyi X alanı etkileşebildiğinin ilerlemeden. bir ölçeği diyelim. Bir alan ve o Alan. alanla ne kadar güzel etkileşiyorsa etkileşme biçimine göre de varlığını ispatlıyor. Kütle kazanır. Kütle kazanıyor. Okey. Çok teşekkürler. Merhaba. Benim sorum karanlık madde tam olarak ne oldu?
Bilmiyoruz. Karanlık Karanlık çünkü karanlık. bilmediğimiz. Şu anda biz görünür evrenin %10'unu görüyoruz yaklaşık olarak ve %99'una dair bir bilgimiz yok. Çok güzel bir soru. Hepimiz merak ediyoruz ve araştırmalara devam ediyoruz. Benim çarpıştırıcının kendisinden ziyade parçacıklarla ilgili bir sorum vardı. Bundan önce standart modelden biraz bahsettik öğretmenimize. Standart modelin sadece üç temel kuvveti açıkladığından daha önce kitaplarda okuduğum, izlediğim belgesellerde okuduğum kitaplarda sürekli görüyorum ama neden dördüncü temel kuvveti yer kütle çekimini niye açıklayamıyor standart model? Onu de doğada dört temel kuvvet var. Evet, dördüncüsü gravitasyonel ama atomun içerisine baktığınızda, protonun içerisine baktığınızda aslında iki tane kuvvetten bahsediyoruz. Güçlü etkileşme, yani strong interaction dediğimiz ve zayıf etkileşme ve aslında bunlar tamamen enerjiyle ilgili. Yani birleşme noktaları. Bu üç tane kuvveti bir noktada birleştirebiliyorsunuz. Şu an haliyle üçünü de birleştirebiliyoruz. Standart model bunu açıklıyor ama dördüncü olarak, teorik olarak maalesef teorik olarak bile açıklayamıyor veya elde ettiğimiz teknolojide henüz dört tane kuvveti birleştirebilecek bir enerjiye sahip değiliz. O yüzden standart model de dördüncü kuvveti çok fazla açıklayamıyor. Birleştiremiyoruz. Teşekkürler. Biz şimdi şey sormak istiyoruz. Bu çarpıştırıcılara giden protonlardaki o protonlar tam olarak nasıl yol izliyor? Hani nasıl bir biçimde gidiyorlar? Ben alabilirim bunu. Hidrojen atomunu biliyorsunuz. Hidrojen atomunun çekirdeğinde ne var? İki tane proton. Bir elektron bir protondan meydana geliyor. Çok özür diliyorum. H2 olduğu için kafam karıştı. Ne yapıyoruz? Önce elektronları protonuna ayırıyoruz bir elektrik alan uygulayarak. Ve o hidrojen atomunun çekirdeğini aşamalarla hızlandırıp en son LHC'nin içerisine enjekte ediyoruz. LHC'de de terminal enerjisine ulaştırıp çarpışıyor. Yani her şey bir hidrojen gazından başlıyor yani. Bir şişe hidrojen gazından başlıyor. Elektrik alanı yardımıyla yapıyoruz bunları aslında. Manyetik alanla da şey de tutuyoruz. Rus fizikçi Antoni Bogolski bir parçacık hızlandırıcısına kazayla kafasını sokmuştu ve bir iş kazası sebebiyle ve beyninden bir protonun geçtiğine dair şey olmuştu. Ama daha sonrasında yüksek radyasyona rağmen hayatta kaldı. Bununla ilgili açıklayabileceğiniz bir şey çünkü internet açıklayıcı olmuyor bu konuda. Nasıl hayatta yani, kaldı? Hatta kaza değil, meraktan şeyi görmek evet. için, beam'i görmek beam'i için görmek için bakıyor bunu. Ama çok daha düşük enerjili bir demetten bahsediyoruz orada. Yani LHC bir demetinden değil. Yani belki hani burada olsa tabii muhtemelen hayatını kaybedecekti ama orada daha yani aldığı radyasyon miktarı sadece beynine zarar verebilecek ama hayatta kalabilecek düzeyde bir. Ancak LHC'ye koysaydı kafasını diyelim, hayatta olması mümkün değildi. Alacağı radyasyon miktarı çok fazlaydı. Etkileşim hani, olasılığı. Hesap etmek zor. Hani zor bir şey de çünkü interaction possibility de düşüyor aslında. Yani yapmamakta fayda var. Öyle diyelim. Ama çok ilginç bir konu. Hakikaten Demet'in girip çıktığı yerde de izler halinde kalmıştı hayatında o hücreler yaşlanmıyor falan. İlginç bir case. Ben de dikkatimi çeken olaylardan biriydi. Merhaba. Merhabalar. Son soru diyelim. Son soruyu son soru anladım. Bu. Seninle zaman birlikte. Bitiyor çünkü. Bir öğrenci kalmış zaten. Tamam. Evrenin belli bir aşamasından sonra madde antimaddeye baskın geliyor ve ben bunu merak ediyorum. Neden
belli bir o noktada ne oldu da madde antimaddeye bastı? Harika bir soru mesela. Yani işte bizim de araştırdığımız şey bu. Şimdi evrenin ilk oluşma anında bütün kuvvetler Çocuk fizik okuyacağım diye tutturdum. Çocuk fizik okuyacağım. Tamam. Hocam biz hepsi, bütün o gençleri buraya bekliyoruz. Bekliyoruz. Yani bizim madde ile antimaddenin aynen. Madde ile antimaddenin tabii ki o döneme kadar yani tam kırılma ki buna spivolation diyoruz. Tam o noktaya kadar madde ile antimaddeye bütün kuvvetler eşit şekilde davranıyor. Ama öyle bir an geliyor ki maddeye daha torpil geçiliyor kuvvetler tarafından. Bu yüzden de madde daha fazla oluşuyor ve görünür evren şu anda ortaya çıkıyor. İyi ki öyle bir şey olmuş. Tabii. Evet, olmasaydı olmayacaktı. Olmayacaktı. Biz de onu araştırıyoruz. Şu zaten. An hala araştırıyoruz ve henüz bir cevap bulabilmiş değiliz. En açık önemli sorulardan biri de açık sorulardan. Kapalı sorulardan bir tanesi. Kapalı artık. Açık kapalı yani açık olarak. Değerlendirirseniz. Çözülmemiş sorulardan. Evet. Open questions. Evet. Tabii diğeri. Fizikçi adayı sormaya gelmek üzere. Süper. Bir tane de burada var ama kendisi görünmüyor. Merhabalar. Evet, sorunuzu alalım. Enerjinin kütle ve ışık hızıyla doğru orantılı olduğunu biliyoruz. Peki bu parçacıklar çarpıştıktan sonra birkaç saniye içerisinde yok olduğunu anladım. Yani anladığım kadarıyla böyle. Bu enerji neye dönüşüyor veya bu enerji neye dönüşebilir? Nasıl biz bunu kullanabiliriz? Yani yok olmak doğru bir kavram değil aslında. Yani dönüşme. Hani dönüşme. Parçacık enerjisini yani saniyenin bilmem ya yani değişiyor. Karakterine göre değişiyor. O yüzden 10 üzeri eksi saniyede bozulmaya uğruyor ve yeni bir parçacık üretmeye başlıyor. O yüzden yok olmuyor. Yeni parçacıklar üretiyor. Yeni parçacık oluşan parçacıklar yine yeni parçacıklar üretmeye başlıyor. Ve enerji aslında birbirine dönüşerek bir araya geliyor. Kararlı parçacığa gidene kadar dönüşmeye devam dönüşmeye ediyor. Dönüşmeye devam ediyor ya da işte enerjinin kütleye, kütlenin enerjiye dönüştüğü ortamlar da eğer ortaya çıktığı zaman da biz çift oluşma ve çift yok olmayı da görebiliyoruz. Ve bu da kütlenin enerjiye, enerjinin kütleye dönüştüğü olaylardan bir tanesidir. Anladım. Teşekkür ederim. Tamam. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Thank you.